Ya bütün insanlık cennete gidecek ama bir tek kişi cehenneme gidecek. Yoksa o ben miyim diye endişe ederiz. Beynel havf ve reca diyorlar. Korku ve ümit arasında. Korkuyu şöyle dengelemek lazım derler. Korkmak eğer insana yaptığından daha iyi şeyler yaptırıyorsa rahmanidir diyor. Ama korkmak yaptığını da yapamaz hale getiriyorsa o şeytanidir. Bizimle beraber namaz kılarlardı. Bizimle beraber zekat verirlerdi. Biz senin inayetinle kurtulduk ama onlar cehennemde kaldı. Onları da cennet alanı al diye yalvarırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözün burasında diyor ki onların yalvarmaları şöyle bir yalvarmadır. Cehennemden çıkartılan insanlardan bir tanesinin yüzü cehenneme dönük kalır diyor. Ya Rabbi kokusu beni zehirliyor. Alevi de yüzümü yakıyor. Ne olursun yüzümü cehennemden başka bir tarafa çevir. Böyle yalvaracakmış. allah Teala ona diyecekmiş ki ey kulum ben senin istediğini veririm ama sen rızkın peşinde koşuyoruz. Halbuki Allah rızkı vaat etti. Verecek. muhayyer hayal bıraktığına son nefeste iman. İnsanın rızıktan çok dönüp uğraşması gereken şey iman ile göçebilmek olmalı derler. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun Aleyküm Erenler ve Erenlere gönül verenler, onları sevenler, laf ettirmeyenler, ilahi ente maksudi ve rıdaike matlubi sırrınca ömür sürebilenler. Yani Ya Rabbi benim maksadım sensin, talebim senin rızandır. Bunun hakkını verebilenler. Efendim Müslümanlardanız elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizleri iman nimetiyle perverde etmiş. Sonsuz hamdü senalar olsun. İman mühim. Çünkü imanı olan, son nefeste imanla bu dünyadan göçen, ne yapıp edip hatası, kusuru, günahı kadar cezasını çekecek olsa bile nihayetinde cennete varır. allah Teala'nın rızasına talibiz, allah Teala'nın güzelliklerini istiyoruz. Fakat bu cehenneminden korkmadığımız, cennetini de arzulamadığımız manasına gelmez. Biz öyle Yunus gibi delikanlı değiliz. İsteyene ver anları bana seni gerek seni. Keşke diyebilsek ama henüz biz orada değiliz. Bakınız Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün sahabe-i kiram efendilerimize anlattığı bir kıssayı sizinle paylaşacağım. Bu kısa da Allah Resulü cehennemliklerin hallerinden bahsediyor. Ondan sonra da cehennemden en son kurtarılan kişinin ahvalini bize haber veriyor. Pek güzel bir hadise. Demişler ya büyükler, eğer bir tek kişi cennete gidecek olsa acaba o ben miyim diye umut ederim. Ama bir tek kişi de cehenneme gidecek. Ya bütün insanlık cennete gidecek ama bir tek kişi cehenneme gidecek denilse eyvah aman ya Rabbi. Yoksa o ben miyim diye endişe ederiz. Beynel havf ve reca diyorlar. Korku ve ümit arasında. İnsan bazen böyle korkulu bir takım sohbetleri dinleyince şöyle bir bakıyor mevzuya. Diyor ki Hı -hı, bizden olmaz eyvah Hapı yuttuk. Bazen de öyle müjdeli sohbetlere denk düşüyoruz ki onları görünce herhalde bu iş olur. Böyle diyoruz. İnşallah olsun. Olması için en önemli hususiyetlerden biri iman. Şimdi iman hakikatleri diye yakın ve irfan ehli için diyor. Henüz ne yakın ehliyiz ne irfan ehliyiz. Ama okumamıza mani değil. Şeyh Ali Bistami'nin iman hakikatlerini imanın şartlarından başlayarak anlattığı bir kitabı var. Bunu da bu suretle göstermiş için Bu kitabı okurken şu hadiseyi sizinle paylaşmak hatırıma geldi. Resul-i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şimdi günahlar, sevaplar tartıldı. Cennetlik insanlar cennet alaya gittiler. Cehennemlikler cehenneme gitti. Cehennemde ebedi kalacak olanlar var. Fakat iman ehli olup da cennete gitmeye takat getiremeyenler ya da cezalarını çekmesi gerekenler işte onlar da cehennemlikle beraber cehenneme gidecekler. Cehennemde herkes nasıl diyelim o günahının karşılığı kadar azap çektikten sonra eğer kalbinde iman varsa Mevla bu imandan bizi ayırma hele ki son nefes. O son nefes çok önemliymiş. Son nefeste iman o dünyalar tatlısı muameleler sona nispetledir diyorlar. Sonu belirleyen de biraz sonun öncesidir, başıdır. Çünkü bidayeti parlak olanın nihayeti de parlak olur buyurulmuş. İnce sır. Hani yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi diriltilirsiniz. Hayat imanla, Allah korkusuyla bu endişeler içerisinde iman derdiyle geçerse ümit edilir ki Mevla son nefeste de imanı nasip eder. Ama onun bileceği şeydir. İşte muhayyer bırakılan ve vaat edilen husus. Onu bir hatırlayın şimdi. Rızkın peşinde koşuyoruz. Halbuki Allah rızkı vaad etti. Verecek. Öyle de verecek, böyle de verecek. Muhayyer bıraktığına son nefeste iman. İnsanın rızıktan çok dönüp uğraşması gereken şey işte o son nefeste iman ile göçebilmek olmalı derler. Gelelim hadis-i şerife. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşünün sahabe-i kiram efendilerimizle oturmuşlar. Allah Resulü anlatıyor. Müminler cehennemden kurtulunca din kardeşlerinin kurtulmalarını isterler ve Cenab-ı Hakk'a yalvarırlar. Derler ki Ya Rabbi cehennemde bazı kardeşlerimiz kaldı. Onlar bizimle beraber namaz kılarlardı. Bizimle beraber zekat verirlerdi. Bizimle beraber hac ederlerdi. Biz senin inayetinle kurtulduk ama onlar cehennemde kaldı. Onları da kurtar ya Rabbi. Onları da cennet alana al diye yalvarırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözün burasında diyor ki onların yalvarmaları şöyle bir yalvarmadır. Hiçbir insan bir alacağını almak için borçlusuna o kadar uğraşmaz. Böyle bir tarifle söylüyor. Öyle bir isterler ki bunu diyor. Burayı okurken kalbime şu geldi. Ha müminler bir vücudun azaları gibidir. Hadis-i şerif var ya onlardan birine bir şey olunca diğeri de muzdarip olur. Ya bir vücudun azası ne demek kolun acıdığı vakit öbür kolun bana ne demez? diyemez. Başın ağrıdığı vakit miden oh keyfimize bakam kebap yiyem diyemez. Birinin sıkıntısı hepsinin sıkıntısı. Şimdi bu dünyadaki kısmıyla böyle olduğu gibi demek ki ahirette de böyle olacak. Çünkü ya düşünsenize cehennemde yanmışsınız kurtulmuşsunuz. Hadi gidelim cennete diyemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Rabbi orada kalanlar var. Onlar da bizim gibi namaz kıldılar, ibadet ettiler, hac ettiler ama günahları sebebiyle orada kaldılar. Onları ne olur bağışla. Allahu Teala onlara diyecekmiş ki haydi tanıdıklarınızı çıkarın. Bundan böyle onların suretleri cehenneme haramdır. Şimdi o koşturmayı düşünün. Çıkmışlar ve geri cehenneme dönüyorlar. O tanıdıklarını herkes buluyor. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Alıyor onları da Cennet-i Ala'ya götürüyor. Allah dışarı çıkartınca onları diyorlar ki allah Teala ey Rabbimiz senin bize emir buyurduğun kişileri biz çıkarttık. Başka da kimse kalmadı cehennemde. Bunların içerisinden çıkarılacak kimse kalmadı. O zaman allah Teala diyecekmiş ki hayır dönün kalbinde bir dinar ağırlığınca hayır bulunan kimseleri onları da cehennemden kurtar. O kullar dönecekler ve bir dinar ağırlığınca hayrı olan kişileri de cehennemden kurtaracaklarmış. Gene Cenab-ı Hakk'a dönüp diyorlar ki, ''Ya Rabbi, senin bize çıkarılmasını emrettiklerinden hiç kimse kalmadı cehennemde. Onları çıkarttık.'' Allah-u Teala diyecekmiş ki, ''Hayır. Şimdi dönün, yarım dinar ağırlığınca hayrı bulunan kim var, onları da çıkartın.'' Şimdi hadise öyle bir cilveli ana denk geliyor ki, demek yananlar yandı, suçlarının karşılığını çektiler vesaire. Artık sona gelinmiş. iman sahiplerinden hiç kimse kalmasın diye o bahane Allah'ı olan Erhamur Rahim'in yarım dinar ağırlınca hayır olanı da çıkartın diyor. Onları da çıkartıyorlar ve diyorlar ki ya Rabbi senin emir buyurduğun kimselerden cehennemde hiç kimse kalmadı. Allah Teala diyecekmiş ki geri dön. Kalbinde zerre miktarı hayır bulunan kimseler de çıkartın. Bir daha hurra dönecekler. Şimdi o sıra cehennemlikleri bir düşünün. Şimdi bekleşiyorlar o yanmanın içinde. Birileri geliyor ve birilerini alıp gidiyor. Bir gidenler var. Bir de geride kalanlar var. Artık nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Bakın keyfiyetini bilmiyoruz. Nasıldır? Allah bilir. Ve Allah'ın bildirdikleri bilir. Biz bilmiyoruz. Ama insan şöyle kıt aklıyla tahayyül etse, tefekkür etse, o geridekilerin hüznünü, gidenlerin neşesini bu gözünün önüne getirebiliyor. Şimdi bu defa zerre miktar, düşünsenize ya, abi bekliyor ve geldiler, ben, ben, ben diyor birisi, onu götürmüyorlar. Kalıyor. Sonra geliyorlar, biz de, biz de, onu da götürmüyor, kalıyorlar. En son kalıyor, işte kalbinde zerre miktarı hayır bulunan kimse bir daha geri gelindiğini görünce "belki bu defa diyor o sıra tutup onları da alıp götürüyorlar. Bu defa diyorlar ki o zerre miktarı hayır olanları da çıkarttıktan sonra ya Rabbi cehennemde senin emrettiklerinden hiçbir hayır sahibi bırakmadık." diyorlar. Bu hadis-i şerifi rivayet eden Ebu Said el Huduri Hazretleri radıyallahu anh rivayetin burasında şöyle bir ayeti celleyi paylaşıyor sahabe-i kiramla. Eğer bu söylediğim hususunda diyor. Beni tasdik etmeyecek olursanız size Allahü Teala'nın şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kötülük yapana haksızlığının cezası adaletle verilir. İyilik yapana ise Allah dilerse daha fazla bir mükafat da verir. Ayet-i Cellesini okuyor sözün burasında. Ve devam ediyor. Cehennemde hiçbir hayır sahibi bırakmadık dedikleri vakit Allahü Teala şöyle diyecekmiş. Melekler şefaat etti. Peygamberler şefaat etti. Müminler şefaat etti. O halde Erhamur Rahimin'den başka şefaat edecek hiç kimse kalmadı diyor Allah Teala. Ve cehennemden bir avuç insanı alır diyor Allah Teala. Bakın şimdi bir dinar ağırlığı, yarım dinar ağırlığı, zerre kadar hayır. Onlar da bitti. Bittikten sonra Allahü Teala yine cehennemden bir avuç insanı alır diyor. Çünkü şefaat bir tek ben kaldım bu defa. Erhamur Rahimin olan kaldı. Başkası kalmadı diyor alıyor. Bir düşünün ki müjdenin büyüklüğünü ya zerre kadar bile hayrı yok. O alınan bir avuç insan alır diyor onları ve bunlar cehennemdeler. Hiç hayır işlememişler. Hiç ibadet etmemişler ama imanları var. Ya bir tane hayır işi olmaz mı insan? Yok o da yok. Fakat imanları var. Onları alır diyor. Bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayat nehri denilen bir nehre atar diyor. Bir başka rivayette Onları hayat suyu denilen bir suyla yıkar diyor. Bunlar adeta kömüre dönmüş kimselermiş. Allah Resulü öyle diyor yanmışlar ve kömüre dönmüşler. O nehirden diyor onlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir yere hani bir sel uğrar da orada bir reyhan çiçekleri, otlar yeşerir ya diyor, onlar gibi temizlenmiş olarak çıkarlar, cam bularak çıkarlar. Efendimiz böyle deyince peşinden hani diyor dağlarda, bir tarafı güneşe bakar otun, bir tarafı diğer tarafa bakar. Diğer tarafa bakan beyazdır, güneşe bakan sarı ve böyle kırmızı renge döner falan anlatınca sahibi kiram efendilerimiz buyurmuşlar ki ya Resulallah siz de galiba çobanlık yapmışsınız. Çünkü bu sadece dağda çobanlık yapanların görüp gözlemleyebileceği bir şey. Şimdi demek ki öyle bir halet. Abdest azalarının dışındaki bütün her yer yanıyor. O abdest azalarındaki nur, secden nuru. Bir başka rivayette secde nuru diyor. Birinde abdest azalarını nuru diyor. Secde nuru hani alında ama belki eller konuldu. Eller secdeye gidiyor ya. Belki avuçların içi, diz kapakları, ayakların ucu. Düşünün secdeye temas eden yerler aynı güneşe bakmayan kısmı gibi çiçeklerin, otların beyaz kalıyor ama diğer taraflar kararıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kullarını çıkartır diyor ondan sonra. Cennetlikler onları buradan tanırlar diyor. Onların boynunda çıktıktan sonra hayat suyuna atıldı ya da hayat suyuyla yıkandı. Oradan çıkartıldıktan sonra boynlarında bir gerdanlık olacakmış. Gerdanlık. Cennet ehli diyor onları işte bu gerdanlıklarından tanıyacak. Allah onlara diyecekmiş ki buyurun cennetime gördüğünüz her şey sizindir. Onlar da ey Rabbimiz hiç kimseye vermediğin nimeti bize verdin diyerek şükrü eda edecekler. Ama Allah Teala ki size bundan daha büyük bir atiyem var. Daha, bundan daha büyük bir hediyem var size. Nedir o? Bundan sonra size gazaplanmayacağım. Rızam. Rızam şu bu cennetten daha büyük bir atiyedir. Düşünün. Ebedi bir saadet ondan sonrası. Allah sizden razı olmuş. Boynunuzda gerdanlık ama o şimdi başta dediğim şeyi hatırlayın. İnsan diyor ki ya cennete böyle bir delikanlı gibi gitmek var. Ama öbür taraftan ebedi cehennemde kalacakları falan düşününce şuna da kalbi bir taraftan razı oluyor. O en son çıkan boynunda gerdanlıklardan bir tanesi olayım da tek ben de cennet hala olayım. olay. allah Teala cümlemize affetsin. Bak ha hadis-i şerifin bir başka rivayetinde bir devamı var. Asıl onu söyleyeyim size. Şimdi onlar aynı anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. En son bir avuç insan alınır, abi hayat suyuyla yıkanır, boynlarında gerdanlıklar, cennetin yolunu tutarlar vesaire. Fakat bu cehennemden çıkartılan insanlardan bir tanesinin yüzü cehenneme dönük kalır diyor. Yüzü cehenneme doğru bakıyor. Çıkmış cehennemden ama yüzü oraya bakıyor. Yalvarırmış. Ya Rabbi, kokusu beni zehirliyor. Alevi de yüzümü yakıyor. Ne olursun? Yüzümü cehennemden başka bir tarafa çevir. Böyle yalvaracakmış. Allah Teala ona diyecekmiş ki: "Ey kulum, ben senin istediğini veririm ama sen bir şey daha istersin şimdi." Kul Artık nasılsa yemin billah ecel. Aman ya Rabbi, izzetine yemin ederim. Hayır, senden başka bir şey istemeyeceğim. Yeter ki yüzüm bu cehenneme dönmekten kurtulsun. Bunun üzerine Allahü Teala tamam diyecek ve yüzünü başka bir tarafa çevirecek. Kol rahatlayacak fakat bir zaman sonra dayanamayacakmış. <laughs> Diyecekmiş, ya Rabbi bir şey istemeyeceğim dedim ama ne olursun beni cennetin kapısına yaklaştır. allah Teala o zaman diyecekmiş ki başka bir şey istemeyeceğine dair sen söz vermemiş miydin? Yazıklar olsun sana ey Ademoğlu. Ne kadar sözünde durmaz, akdine vefa etmez birisi. Kul yalvaracakmış. İzzetine yemin ederim ki senden başka bir şey istemeyeceğim. Yeter ki beni Cennet-i Kapsına yaklaştır. allah Teala onu Cennet-i Kapsına yaklaştıracakmış. Fakat kul geldi kapıya cennetin içindeki güzellikleri görüyor, oradaki nimetleri görüyor. Bir müddet sonra dayanamıyor, sabredemiyor. Yalvarıyor diyor ki ya Rabbi ne olursun beni cennetin içine koy. Allah Teala diyor, sen diyor ne sözünde durmaz birisin. Hani başka bir şey istemeyecektin. Yeminler etmiştin. Ben şimdi senin bu dediğini yapsam sen benden başka bir şey daha istersin. Kul diyecekmiş ki ya Rabbi izzetine yemin olsun ki başka bir şey istemeyeceğim. Yeter ki beni cennetin içine koy. Allah Teala onu cennete koyacakmış, cennetin içine koyacak ve ondan sonra da ona diyecekmiş ki şunları şunları da iste. İstemeyeceğim dedi ya. Bu defa Allah çarpanı. Şunları şunları da iste. Kul isteyecek. Bak şunları şunları unuttun. Onları da iste. Bu defa istenecekleri de tek tek Cenab-ı Hak okula tarif ediyor ve onları da veriyor. Hadis-i şerifin bu rivayetinin ravisi olan Ebu Hureyre radiyallahu anh buyuruyor ki işte bu adam için bu adam cennete en son giren kişidir. Cehennemden en son çıkartılan kişidir. Şimdi düşünün. Hani başta söyledim. Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Bizi cennetine koysun. Cehenneminden, gazabından Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Hatta cennetine alıp cemaliyle perverde ettiği kullardan olmayı niyaz ederiz. Bana seni gerek seni sırrından behredar olmayı Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Ama bir taraftan ayaklarımız da yere basıyor. Korku ve ümit arası. Bir tarafımız ilk cennet-i girecekler'den olmak için can atarken inşallah olur ya Rabbi derken öbür tarafımız yahu şu en son cehennemden çıkan kişi olmaya bile razı ama korkarım ben o bile olamam endişesi içerisinde. Burada umut ve korkuyu şöyle dengelemek lazım derler. Korkmak eğer insana yaptığından daha iyi şeyler yaptırıyorsa o rahmanidir diyor bak. Ama korkmak insanı yaptığını da yapamaz hale getiriyorsa o şeytanidir. Orada dikkat etmek lazım. Bazen böyle gelir şeytan, sağdan yaklaşır, uğraşır. Sen ne yaparsan yap, bu iş olmaz falan der. Kul da der ki, bu iş olmuyor zaten, bunları da yapmayı vereyim falan. Der, bu şeytani. Ama aman ya Rabbi, olmuyor, ne yapacağım? Ben senden... Dedi ve biraz iyisini yapmaya başladı bu Rahmani. Mevla Teala cümlemizi inşallah cennetine koysun. Razı olduğu kullarından etsin. Razı ettiği kullarından etsin. Son nefeste imanı kamille göçmeyi cümlemize nasip etsin. Eyvallah. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.